İşçiler açısından son derece kritik bir haftayı bugün itibariyle tamamlamış olduk. Evet, kritik diyoruz çünkü işçilerin geleceğini karartan, özellikle belirli yaşlardaki emekçilerin yıllardır verilen mücadeleyle elde edilen kazanımlarını ortadan kaldıran bazı uygulamaların hayata geçirilmesi söz konusuydu. İşte işçilerin vermiş olduğu mücadeleyle bu kısmen de olsa geri püskürtüldü. Tabii bu önemli bir başarıydı, önemli bir kazanımdı. Yıllardır işçilerin vermiş olduğu mücadelelerle çok sonuçlar alınamayan durumlar vardı. Ama bugünkü verilen mücadelenin ortaya çıkarttığı sonuç işçiler açısından bir moralin de ortaya çıkmasına vesile oldu. Evet, neydi bu işçiler açısından geleceğe karartacak durumlar? Bir kere anayasada aykırılık söz konusu olan bir ayrımcı durumun hayata geçirilme isteğiydi. 25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üstü özellikle EYT'den mağdur olan insanların karşılaşabileceği sorunlardı. 25 yaş altı gençlerin son zamanlardaki istatistik verilere baktığımız zaman gençler açısından işsizliğin son derece yoğun olduğu bir dönemde hem bir güvencesiz çalışmayı hem de haklarından mahrum olan bir çalışmayı dayatan sistemin geri püskürtülmesi önemliydi. Hem emeklilik hakkının ortadan kaldırıldığı hem de kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırıldığı hem de yarın bir gün diğer yaş gruplarındaki işçilere de yansıtılabilecek bir durumun bugün mecliste kabul edilmesiyle birlikte son derece olumsuz bir sürecin de içerisine girecekti genç arkadaşlarımız. Bu püskürtüldü. 10 günlük süreli çalışmalar, belirli süreli çalışmalar, kıdem tazminatı ve emeklilikten yoksun olabilecek bir durumun ortaya çıkması işçilerin tamamını kapsayacak yarınki uygulamaların da önünü açmış olacaktı. Evet, bu haftaki verilen ve bundan önceki haftaki verilen mücadelelerle püskürtülen bu işçi düşmanı yasalar elbette ki bizi rehavete sokmamalı. Yarın aynı sonuçlarla, aynı anlayışlarla biz karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Şimdi tabii sadece belirli yaş gruplarına yönelik olarak yapılan uygulamaların püskürtülmesi işçilerin tüm sorunlarını ortadan kaldırmıyor. Birkaç gün önce açıklanan işsizlik verileri yine Türkiye'deki olumsuz durumu hangi boyutlara geldiğini göstermek açısından önemliydi. TÜİK ile DİSKAR'ın işsizlik verilerinin sonuçları itibariyle bu kadar çelişkili durumunda yaşanması aslında kurumsal güvensizliğin, devletin birçok kurumuna olan güvensizliğin had safhalarına gelmesi konusunda önemli bir göstergeyi de ortaya koymaktaydı. Şunun için söylüyoruz, işsizlik bugün azalıyor diye TÜİK'in bir sonuç bildirimi var. TÜİK'in yapmış olduğu araştırmaların hem uluslararası anlamda hem de Türkiye'yi gerçeklerini ortaya koyma anlamında son derece yetersiz kaldığını bir kez daha görmüş olduk. Yani ILO normlarına uygun olmayan, ILO yöntemlerine uygun olmayan bu araştırma sonucunun, istatistiki verilerin hiçbir şekilde artık topluma inandırıcı gelmediğini de biz bir kez daha görmüş olduk. İşsizlik büyüyor. Covid'in etkisiyle daha fazla olumsuzlukların önümüzdeki günlerde yaşanması söz konusu. Bir kere şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor ki eğer toplumda güven kalmamışsa ona ilişkin olarak ortaya konulan çözümlerin de sonuç alınma durumu söz konusu olmayacaktır. Bugün her ne kadar bazı şeyler toplumdan gizlenilmeye çalışılsa da büyük bir kesim
bu acı sonucu, acı durumu yaşadığı için siz bunların yaşamış olduğu şeyleri yok sayamazsınız. O anlamda hem açlık ve yoksulluk sınırının artık belirgin bir şekilde insanları kötü bir duruma düşürdüğünü gösteriyor. Hem de işsizliğin artık hangi boyutlarda, yani mızrağın çuvala sığmayacak şekilde, halının altına süpüre süpüre artık gizlenemeyecek şekilde de karşımıza çıktığını görüyoruz. Evet, bunun artık işçi ücretleri konusunda yükseltilmesi, asgari ücret başta olmak üzere işçi ücretlerinin son zamanlardaki ortaya çıkan zamlarla birlikte, alım gücünün düşmesiyle birlikte yeniden revize edilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi ve bu konuda sendikaların görüşlerine mutlaka riayet edilmesi durumu bugün zaruri olarak karşımıza çıkmış durumda. Örgütlenmelerdeki olumsuzlukların ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani sadece hükümetin torba yasası ile ilgili bazı maddelerin ortadan kaldırılması, püskürtülmesi işçilerin bütün sorunlarını çözmüyor. Daha önümüzde yol alacak birçok çözülmesi gereken sorun var. Yol almamız gereken durum var. Bu açıdan bugünkü yapılan işlerin vermiş olduğu moral doğrultusunda yine işçi konfederasyonlarının bir araya gelerek bu sorunlara yönelik taleplerini dile getirmeleri ve çözümüyle ilişkin olarak da yeni yöntemler bulmaları ve işçilerin tamamını bu sürecin içerisine katabilecek bir şekilde bir mücadele programında çıkartmaları gerekiyor. Biz DİSK olarak bunun öncülüğünü yapmaya hazırız. İşçilerin sorunlarının çözülmesi konusunda dayanışmanın ve güç birliğinin her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu da buradan bir kez daha belirtiyoruz. Bütün işçi kardeşlerimize, emekçi kardeşlerimize bu süreçte ortaya koydukları haklı mücadeleden ve kararlı mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz ve bu mücadelelerinin devamıyla birlikte yeni başarılarını da ortaya çıkartacağını yürekten inanarak söylüyoruz.